NASA'nın Curiosity gezgini, Mars'ta hayaletimsi beyaz bir gün batımına benzeyen, güneş ışınlarının ilk net resmini çekti. Gezici, göksel fotoğrafı 2 Şubat'ta, güneş bir grup alacakaranlık bulutunun arkasına batarken çekmişti. Bu bulutlar alışılmadık derecede yüksek bir irtifada asılı duruyor, bu da muhtemelen kuru buz olarak da bilinen, karbondioksit buzundan yapıldığını gösteriyor. NASA ürkütücü görüntüyü pazartesi günü yayınladı. Güneş ışınları yabancı bulutların arasından parlayarak, onları yeşil ve pembenin sessiz tonlarıyla aydınlatıyor. Curiosity ayrıca, resimde pembe, yeşil ve mavi parıldayan görünen, Mars'ın üzerinde asılı duran tüy şeklinde, bir yanar döner bulut yakaladı. Atmosfer bilimcisi Mark Lemmon yaptığı açıklamada, gördüğümüz yerde, bir bulutun parçacık boyutlarının, bulutun her bir bölümündeki komşularıyla, aynı olduğu anlamına gelir dedi. Renk geçişlerine baktığımızda, bulut genelinde parçacık boyutunun, değiştiğini görüyoruz. Bu bize bulutun nasıl geliştiğini ve parçacıklarının boyutunun, zaman içinde nasıl değiştiğini anlatıyor. NASA'ya göre, her iki harika resim de gezicinin, Dünya'ya geri gönderdiği 28 görüntüden oluşan, bir diziden bir araya getirildi ve önemli noktaları vurgulamak için düzenlendi. Gün batımı portreleri, Curiosity gezgininin 2021'de gerçekleştirdiği ve inci gibi parıldayan alacakaranlık bulutlarının, tepeden geçişini izlediği bir ankette genişliyor. Yeni anket daha çok Curiosity'nin, renkli kamerasına dayanıyor. Gözlemler Ocak ayında başladı ve Mart ortasına kadar sürdü, bu nedenle Curiosity, NASA bilim insanlarına bu muhteşem bulutlar hakkında pek çok yeni bilgi gönderiyor olmalı. Gezegenin atmosferinde fazla su olmadığı için, Mars'ta bulutlar nadirdir. Mars havası, Dünya atmosferinin yoğunluğunun yalnızca %1'ine sahiptir. Bulutlar göründüğünde, gezegenin yörüngesinin onu Güneş'ten en uzağa götürdüğü, yılın en soğuk döneminde, çoğunlukla Mars ekvatorunun çevresindedir.